KRT ekranlarından mutlu günler diliyoruz sevgili seyirciler. Seçim 2019 turu şu an itibariyle Kocaeli'nde ve Çayırova ilçesinde. Konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Sayın Selahattin Kaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, sağ olun. İttifakın Kocaeli'nde tek olmadığı ilçe Çayırova ilçesi. Bu durum sizi nasıl etkiledi? Çalışmaları nasıl etkiledi? Evet doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli'de İyi Parti ile bir ittifak yaptı. Bu ittifak dahilinde Büyükşehir İyi Parti'ye bırakıldı. Bununla birlikte Kocaeli'de 3 tane ilçeyi Körfez, Başiskele ve Kandıra ilçelerinde İyi Parti'ye bırakmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ne zaman oldu? Kasım ayında bu protokol görüşmeleri yapıldı. İttifak görüşmeleri yapıldı. Gerek il düzeyinde, il başkanlığımız düzeyinde gerekse genel merkezler düzeyinde bu ittifak görüşmeleri sonuçlandırdı. Açıkçası bu ittifak görüşmelerinde Çayırova ilçesinde İyi Parti'nin hiçbir talebi olmadığı için. Çünkü İyi Parti'nin Kocaeli'de en düşük oy aldığı ilçelerden bir tanesi, birincisi Çayırova'ydı. Yani bizim ilçemizde İyi Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde almış olduğu oy oranı %5. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin %26 gibi bir oy oranı vardı. Dolayısıyla Çayırova Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılmıştı. Ancak daha sonra farklı gelişmeler gündeme geldi. Örneğin başka bir siyasi partide 2014'te aday olmuş bir arkadaşımız önce Kasım ayında şu anda Cumhur İttifakı'nın üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir adaylık başvurusunda bulundu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı olmak için İYİ Parti'ye genel merkezde müracaatta bulundu. Sayın Bahçeli ile resim çekildi. Herkes kendisinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olacağıyla ilgili kesin gözle bakılıyordu. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi tarafından adaylığı kabul görmedi. Bunun gerekçe olarak da Cumhur İttifakı'nın gündeme gelmesiyle birlikte adaylığı gündemden düşmüş oldu. Sonrasında aradan çok uzun bir süre, 45 günlük bir süre geçtikten sonra kamuoyunda, Çayırova kamuoyunda bu arkadaşımızın İyi Parti'den aday olabileceği, İyi Parti'nin aday olacağıyla ilgili konuşmalar başladı. Bu konuşmalar bize de geldi, basına da geldi. Nitekim basında bir gazetenin sorusu üzerine kendisi böyle bir durumun söz konusu olmadığını, bu süreç içerisinde kendisinin Milliyetçi Hareket Partisi dışında hiçbir partiyle yakınlığının bulunmadığını beyan etti. Biz de bu söylemine itibar ettik. Ancak ifade ettiğim gibi sonrasında İyi Parti'den aday olma düşüncesini ortaya koydu. Ve İyi Parti'de Çayırova'dan aday çıkarmak istediğini gündeme getirdi. Daha önce ittifak görüşmeleri bittiği için bize de sordular, genel merkezimiz, il başkanlığımız, İyi Parti Çayırova'dan aday çıkarmak istiyor, ne diyorsunuz dediler. Yani çıkarabileceklerini söyledik. Böylece Çayırova'da İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı gerçekleşmemiş oldu. Ama bir şeyi ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu adayın adaylığı kabul edilmiş olsaydı geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitingi vardı. Orada kürsüye çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya Cumhur İttifakı'nın adayı olarak takdim edilmiş olacaktı. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Her ne kadar İyi Parti, Millet İttifakı Çayırova'da olmasa bile biz Çayırova'da bir şey yaptık. Millet İttifakı'nın ötesinde Çayırova'da Halk İttifakı'nı yaptık. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Halk İttifakı Çayırova'da kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova'da yerel yönetimleri tekrar kazanmış olacak. Evet. Peki bu durum şu andaki çalışmaları, durumu nasıl etkiledi? Yani anket yaptırıyor musunuz? Şu anda son durum ne? Anket yaptırıyoruz. Anketlerde çok iyiyiz. Şu gerçek ki AK Parti ile kafa kafaya yarışan tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çayırova'da bir geçmişi olan bir parti. İki dönem Çayırova Belediye Başkanlığı'nı kazanmış. Yani 1992'de kurulan, o dönemde Güzeltepe Belediyesi olan belediyenin kurucu başkanlığını yapmış bir parti. Sonrasında çok önemli buluyorum. Her gittiğim yerlerde de üzerine basa basa vurguluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 1999 yılında, hatırlarsanız, iki seçim bir arada yapılmıştı. Yerel ve genel seçim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde genel seçimde 8.7 oy oranıyla barajın altında kalmıştı. İşte biz ort seçimde bile Çayırova'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimi kazanmıştık. O zaman da ben Gebze ilçe başkanıydım. Partinin aktif siyaset yapan, görevli olan, partide görev yapan bir arkadaşınızdım. O dönemde de yerel seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşamıştım. Evet. Hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova'da kökleri olan, örgütü olan, en örgütlü tabanı olan bir siyasi parti. Bu Millet İttifakı'nın sağlanamamış olması kesinlikle bizim çalışmalarımızı etkilemiyor. Toplumdan, tabandan, vatandaşlarımızdan, AKP iktidarından rahatsız olan, bir değişikliğin olması gerektiğini düşünen yurttaşlarımızın yöneleceği yegane tek parti olduğunu, evet, açık ve seçik olarak görüyoruz. Peki bu kapsamda siz ne vaat ediyorsunuz farklı olarak ki size oy versinler? Şimdi ben yine şu anda aday olduğum Çayırova'da 4,5 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Çayırova'lı hemşerilerim beni çok yakından tanırlar. Ben de onları çok tanıyorum. Sürekli bir araya gelip Çayırova'nın sorunlarını konuştuğumuz bir sürü Çayırova'lı hemşerimiz ve dostumuz var. Ve samimi söylüyorum, 4,5 yıllık ilçe başkanlığım döneminde tek muhalefet eden iktidara, Çayırova'da tek muhalefet eden, sürekli Çayırova'da yapılan yanlışlıkları gündeme getiren, nerede bir yolsuzluk varsa, yeni de nerede bir yanlış yapılan iş varsa açık yürekli de bunu gündeme getiren bir ilçe başkanı olarak, bunu ulusal medyaya taşıyan, basına taşıyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyan bir ilçe başkanı olarak, şimdi de aday olarak karşılarındayım. Onlara 5 yıllık görev sürem içerisinde belediye başkanı seçildiğim takdirde onlara çağdaş, modern, yaşanabilir bir ilçe vaat ediyorum. İddia ediyorum. 5 yıl içerisinde Çayırova'yı Kocaeli'nin en çağdaş ilçesi haline getireceğiz. Hangi projelerle bunu yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi 36 projeyle toplumumuzun, halkımızın karşısına çıktık. Belediye başkanlarının alışılagelmiş vaatleri vardır. Yol yapmak, park yapmak, çöp toplamak gibi, ama benim projelerim bunun ötesinde. Bunun ötesinde toplumumuza dokunan, toplumumuzun sorunlarını çözmeye dönük, doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında insanımıza dokunan, insanımızın sorununu çözmeye dönük sosyal projelerimle toplumumuzun desteğini alacağım, onların gönlünü kazanacağım. Yine söylüyorum, yol yapacağım demiyorum, park yapacağım demiyorum, bir şey yapacağım. En önemli projem benim, gönülleri yapacağım. İnsanlarımızın gönlüne girmek istiyorum, onların gönlünü kazanmak, evet, istiyorum. Şimdi açalım bu başlıkları. Evet, evet. Neler? Özellikle öğrencilere yapılacak yatırımlar dikkat çekiyor projelere baktığımızda. Evet. Sadece öğrenciler değil, o zaman şöyle yapalım. Başlangıçta söyledim, doğumdan ölüme kadar. Yoksul ailenin, bebeğinin, yeni doğan bebeğinin süte ihtiyacı varsa, mamaya ihtiyacı varsa, işte bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda o bebeğe süt temin etmek, süt ihtiyacını karşılamak ve karnını doyurmak var. Ve yine bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda çocuk büyüyüp ilkokul çağına geldiği zaman, ilkokula başlayacağı zaman, o yoksul ailenin, yoksul babanın evladının okula başlaması için ayakkabısı yoksa ayakkabı, önlüğü yoksa önlük, çantası yoksa çanta temin etmek sosyal belediyenin görevi diye düşünüyorum. İşte o dönem, o aşamada bu anlayış devreye girecek ve bu ihtiyaçlar tamamı giderilecek. Yoksulluk çok zor bir şeydir. Siz düşünebilir misiniz, okullar açılırken
okula başlayacak o çocuğun ayağında ayakkabı yoksa, çantası yoksa, o babanın o evladından gözlerini nasıl kaçırdığını anlayabilir misiniz? Ben çok anlarım bunları. Niye? Ben bu toplumun içinden geliyorum. Bu toplumun bir bireyiyim. Onlarla birlikte onların dertlerini, onların sıkıntılarını yaşayan, bilen, gören bir insanım. Ve işte o babanın o zor anında onun yanında olmak bizim en önemli görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Bitmedi. Şu anda ülkemizde, Türkiye'nin her tarafında, sadece Çayırova'da değil, yaşanan en önemli sorunlarından bir tanesi okul servisleri. Sahada çalışmalarımızda öyle sıkıntılı ailelerimizle karşılaşıyoruz ki, bir evden iki çocuğu okula giden ve servise binmek zorunda kalan ailelerimiz var. Asgari ücret tutarında maaş alıyor ama maaşının 450-500 lirasını servis ücreti ödemek zorunda kalan ailelerimiz var. Ve onun içindir ki benim belediye başkanlığımda Çayırova'da tüm öğrencilerimizin okula ulaşımları belediyemiz tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Bir ailede iki çocuk, üç çocuk varsa hepsine. Tabii. Yani bu konuda işte sizin için soruyorlar bize. Diyorlar ki yoksulluk sınırı sizin için ne? Benim için yoksulluk sınırı ne? Asgari ücret kadar bir eve gelir giriyorsa benim için o aile yoksul ailedir. Çünkü o almış olduğu, o sağlamış olduğu gelirle ancak beslenme ihtiyaçlarını, yaşama temel ihtiyaçlarını giderebilir. Onun dışında çocuğunun eğitimini, başka başka ihtiyaçlarını gidermeye dönük ihtiyaçlarını, geliri muhtaçtır. Böyle bakıyorum, böyle görüyorum. Başka bir sorun, tabii burs da vereceksiniz herhalde. Bu lise öğrencilerimize yok ama üniversite öğrencilerimize bu imkanı sağlayacağız. İlçe başkanlığı yaptığınız zaman toplumun dertleriyle biraz daha yakından ilgili oluyorsunuz. Birebir o ilgilere vakıf, o ilgilere, o sorunlara vakıf oluyorsunuz. Mesela üniversiteler açıldığı zaman bizim siyasi partilerin kapıları çok çalınır. Niçin? Çocuğu üniversiteye kazanan yoksul ailelerimiz siyasi partilerin kapısını çalmaya başlar. Başka başka kurumların kapısını çalmaya başlar. Niçin? Çocuğuna burs temin etmek için, burs imkanı sağlamak için, o ailelerin ihtiyacı olmasa bu kapıları çalmazlar. İşte sosyal bir belediye bu aşamada devreye girecek. Ne yapacağız? İhtiyaç sahibi, çocuğu üniversitede okuyan tüm ailelerimizin çocuklarına, üniversite öğrencilerine istisnasız, karşılıksız burs imkanını Çayırova Belediyesi olarak sağlayacağız. Bunun da sözünü buradan veriyorum. Başka benim çok gerçekten topluma dokunan sosyal projelerim var. Bu projeler içerisinde en önemli bulduğum projelerden bir tanesi de gençlerimiz ekonomik sıkıntılardan dolayı evlenemiyor. Düğün yapamıyor. Ne yapacağız Çayırova'da? Gençlerimizin bu sıkıntısını ortadan kaldırmak için evlenen gençlerimize istisnasız, ayrımsız, partizanlık yapmadan, hiçbirini birbirinden ayırmadan bir tane çamaşır makinesi hediye edeceğiz. Başka bir şey daha yapacağız. Çayırova Belediye'mize ait kapalı düğün salonunu kendilerine düğünlerini yapmaları için ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Başka bir şey daha yapacağız. Çayırova'mızın bir bölgesinde Kuştepe piknik alanı olan bir bölgemiz var. Orada kendilerine iki tane kır düğünü yapabilecekleri alan tahsis edeceğiz, düzenleyeceğiz. Orasını da yazın kır düğünü yapmaları için kendilerine tahsis edeceğiz. Başka sorumlu kesimlerimiz var. Örneğin çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Çayırova'da kreş yok. Yani belediyenin ve devlet kurumlarının yapmış olduğu bir kreş yok. Ne var? Özel kreşler var. Bu özel kreşlere de bu anneler ancak 1000 lira ve 1200 lira civarında para ödeyerek gönderebilme imkanları var. Bunu aileler ödeyemiyor. Dolayısıyla neye yöneliyorlar? Çocuklarını ya babaanneye ya anneanneye teslim etmenin yolunu seçiyorlar. Ancak ben şuna inanıyorum. Çocukların
belli bir yaştan sonra mutlaka kreşe gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Buralarda okul öncesi eğitimleri, okula hazırlanacakları dönemlere ait eğitimleri almaları gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bu kreşlerde paylaşmayı öğreniyor çocukla, arkadaşlarıyla iletişim kurmayı öğreniyor. Farklı farklı alışkanlıkları bu kreşlerde geliştiriyorlar. Ne yapacağız? Bu annelerimize Çayırova'da kreş imkanı sağlayacağız. Ve çok iddialı söylüyorum, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı seçildiğim takdirde 3 Nisan'da mazbatamı alacağım. 4 Nisan'dan sonra tarih tutabilirler Çayırova hemşerilerimiz. İlk kreşimizi Çayırova'da 2 ay içerisinde hizmete açmış olacağız. Yine az önce lise öğrencilerinin servis sorunundan bahsettim. Şimdi bölgemizde, ilçe merkezimizde uzak liseler var. Bunlardan bir tanesi Çayırova'da Taysat Organize Sanayi Bölgesi'nde olan Hatice Bayraktar Lisesi var. Ve yine Gebze Organize Sanayi Bölgesi civarında bulunan Tadım Jale Lisesi var. Okul çıkış saatlerinde Çayırovalı hemşerilerimiz bilir. Oradan okuldan çıkan çocukların yol kenarlarında geçen araçlara otostop yaptıklarını görürler. Yağmurda, karda, çamurda uzak mahallelerimize bu öğrencilerin yürüyerek gittiklerini görürler. Ben her gördüğümde içim acır. Dolayısıyla bir belediye başkanının, bir yerel yönetimin, bir belediyenin böyle bir sorunu görüp böyle bir soruna duyarsız kalmasını ben düşünemiyorum. Onun içindir ki yine bu çocuklarımız için, öğrencilerimiz için de 31 Mart'ta belediye başkanı seçildiğim takdirde 3 Nisan'da mazbatamı alacağım. 4 Nisan'da o görüntüyü Çayırova'daki hiçbir hemşerimiz görmeyecek. Ne ortadan kaldıracağız. Hemen bu uygulamamız olan öğrencilerimizin servis ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını devreye sokacağız. Ve o öğrencilerimizin evlerine güvenle ulaşmalarını temin edeceğiz. Bunların maliyeti nasıl olacak? Söyleyeceğim. İsterseniz şöyle yapalım. Projelerimizin, sosyal projelerimizin tamamını anlattıktan sonra bu projelerimizi hayata geçirmek için kaynakların nereden bulacağımızın açıklamasını da o zaman yapayım mı? Yeri gelmişken şimdi alalım şöyle başkanım. Yapalım. Belki süre yetmez. Şimdi biz zengin bir belediyeyiz. İddia ediyorum. Çayırova'nın 12 tane ilçesi var ve bir tane büyük şehri var. Bu ilçeler arasındaki en zengin ilçe belediyesi Çayırova Belediyesi. 127 bin nüfusumuz var. 220 milyon lira bütçemiz var. Ve hemen yanı başımızda Kocaeli'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi Gebze Belediyesi'nden örnek vermek isterim. Gebze'mizin de 375 bin nüfusu var. Gebze Belediyesi'nin bütçesi de 320 milyon lira. Nüfusa oranladığınız zaman biz Kocaeli'nin en büyük ilçesi olan Gebze Belediyesi'nden iki kat daha zengin bir belediyeyiz. Eğer 220 milyon liralık bütçemizi doğru, akıllı ve verimli kullandığımız zaman hem bu sosyal projelerimizi hayata geçireceğiz, hem de bunun yanında başta da söylediğim gibi Çayırova'yı 5 yıl içerisinde hem Türkiye'nin hem de Kocaeli'nin en çağdaş, en modern ilçesi haline dönüştüreceğiz. Çayırova'da bu bütçe doğru ve verimli kullanılıyor mu? Hayır. Bir tane örnek vermek isterim. Bu kimseyi karalamak, kimseyi eleştirmek, siyaset yapmak için söylemiyorum. 220 milyon liralık bütçe içerisinde bir tane kalemin nereye gittiğini sizlerle paylaşmak isterim. Bir ilçede park yapılırsa kim yapmıştır? Belediye yapmıştır, değil mi? Herkes bilir. Yani bir yol yapılmışsa kim yapmıştır? Belediye yapmıştır. Bunu herkes bilir ki bu yolu Çayırova Belediyesi yapmıştır. Peki belediye bu yapılan yolu, parkın, semt konağının, başkaca hizmetlerin reklamını yapmaya, para vererek reklamını yapmaya niye ihtiyaç duyar? Duyulması gerekir. Çünkü belediye ticari faaliyeti olan bir kuruluş değildir. Ama biz 220 milyon liralık bütçemiz içerisinde bir yılda bu yapmış olduğumuz, yani Çayırova Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerin reklamını yapmak için yol kenarlarında reklam şirketlerine kiraya verilen billboardlara
4 milyon lira. 4 milyon lira reklam parası ödemişiz. İşte bu boşa harcanan bir para. Bu 4 milyon lirayı, 4 milyon lirayı, sadece 4 milyon lirayı, başkaca kalemler var. Onlara çok fazla girmek istemiyorum ama bana göre o bütçe içerisinde en az 40 milyon liranın boşa harcandığını düşünüyorum ben. Ama örneğini verdiğim, sadece bu 4 milyon lirayla yeni doğan bebeğe süt de verirdiniz. İlkokula başlayan yoksul ailelerimizin çocuklarına kırtasiye yardımı da yapardınız. Ve lise öğrencilerimizin servis sorununu da çözerdiniz. Ve bundan sonra anlatacağım, işte gençlerimizin düğününü de yapardınız. Ve bundan sonra anlatacağım sosyal projelerimizi bir bir hayata geçirirdiniz. Hemen devam edelim. Evet. Bu öğrenci servislerinde kaldık. Özellikle sosyal projeler adına. Evet. Öğrenci servislerini ifade ettiğim gibi Çayırova'da ayrımsız, partizanlık yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden bütün yurttaşlarımızın, çocuklarının okula ulaşımlarını Çayırova Belediyesi olarak ücretsiz olarak sağlayacağız. Gençlerimizde kalmıştık aslında. Bir sonrasına geçtik. Gençlerimizin düğününü yapacağız. Kreşler açacağız. Ve başkaca sorunlu olan kesimler var. Engelliler var. Örneğin engelliler. Çayırova'da, Kocaeli'de en çok engellinin sayısal anlamda yaşadığı ilçe Çayırova. Sayı olarak en fazla engelli Çayırova'da var. Bir evde engelli varsa o evdeki yaşayanların, o ailenin tamamı engellidir. Eve bağlıdır. Bırakamaz, bir yere gidemez. O da engelli gibi eve bağlı, ona bakmak zorundadır. İşte sosyal bir belediyenin bu aşamada devreye girmesi gerekiyor. Ne yapacağız? Çayırova'da tam donanımlı uzman bakıcıların bulunduğu engelli bakım merkezini hizmete açacağız. Bu bakım merkezinde engelli aileleri, örneğin bir memleket hasreti gidermek için bir haftalığına, 10 günlüğüne memleketine gitmek istediği zaman, bir dostunun, arkadaşının düğünü olduğu zaman oraya gitmek istediği zaman, bir nefes almak için tatile gitmek istediği zaman o engelliyi bize teslim edecek ve biz o dönene kadar ona gözümüz gibi bakacağız. Geldikten sonra kendisine teslim edeceğiz. Böyle bir birim kurulacak. Evet. Bir engelli bakım merkezimiz olacak. Bu merkezde engellilerimize sahip çıkacağız. Başkaca yaşlarımız, emeklilerimizin ve yaşlılarımızın zamanlarını kaliteli geçirmeleri için emekli ve yaşlı dinlenme evi açacağız. Bu dinlenme evinde yaşlılarımız hem kitap okumak isteyen kitap okuyacak, diğer taraftan host sohbetler yapacaklar. Engelliler, yaşlarımızın sohbetleri çok hoş olur. Zaman zaman çok dinlemişimdir. 80 yaşına gelmiştir. Hala askerlik anılarını anlatmayı çok severler birbirine. Bu host sohbetleri yapabilecekleri bir mekanı onlara sağlayacağız Çayırova'da. Bunun da sözünü buradan onlara veriyorum. Evet. Ama başka bir şey daha var. Bizler millet olarak atalarımıza, dedelerimize bağlı bir milletiz. Ömürlerinin sonuna kadar onlara saygıda asla kusur etmeyiz. Onlara bakarız, besleriz. Ancak öyle yaşlılarımız var ki tek başına yaşıyor veya karı koca yaşıyor. Ama yanında oğlu yok, kızı yok. Artık evin nenesi evin yemeğini yapamayacak hale gelmiş. Evin temizliğini yapamayacak hale gelmiş. İşte sosyal bir belediye yine devreye girecek Çayırova'da benim belediye başkanlığımda. Evet. Bu durumda olan yaşlarımızın evine iki öğün sıcak yemek göndereceğiz. Evet. İstisnasız. Nenem sabah kalktığı zaman öğleye ne yemek pişireceğini, nasıl yapacağını asla düşünmeyecek. Projeleriniz ağırlıklı olarak sosyal belediyecilik üzerine. Şimdi evet, süremizin de sonuna geldik. Yatırım projesi, üretim projesi olarak sayacağınız projeler var mı? Var tabii ki. Çayırova'mızda sorunlar var. Bu sorunlarından bir tanesi ulaşım problemi var. Ciddi ulaşım problemi var. Çayırova'nın 9 mahallesi var. Ama 9 mahallenin birbiriyle ulaşımını sağlayan
sağlıklı ulaşım bir proje sistemimiz yok. Ve en büyük şikayet aldığımız konulardan bir tanesi bu. İlk ele alacağımız, ilk çözeceğimiz sorunlardan bir tanesi bu olacak. Bununla ilgili bölgemizde ulaşım hizmeti veren taşıma kooperatifimiz var. Halk otobüsleri kooperatifleriyle görüştüm. Seçimden sonra belediye başkanı olduğum takdirde kendileriyle oturarak yeni bir planla Çayırova'daki bu ulaşım problemini birlikte çözeceğimizin sözünü kendilerinden aldım. Başka bir problemimiz var. Devasa ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi. Sağlık sorunu. Çayırova'mızın hastanesi yok. Şimdi daha yeni hastane yeri tahsisi belediye meclisimiz tarafından yapıldı. Zemin etütleri şu an itibariyle yapılıyor ama ben o hastanenin temeli bugün atılsa bile 10 yıl içerisinde hizmete açılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bizim Çayırova Belediyesi olarak yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmelerini sağlamak için tedbirler almak zorundayız. Bunun için ne yapacağız? Çayırova'da Özgürlük Mahallemizde bir semt polikliniğimiz var. Oranın mülkiyeti Çayırova Belediyesi'ne ait. Hı hı. Geçici bir tahsisle Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne tahsis etmişiz. Yapacağımız işlerden bir tanesi, orada yeterince her uzmanlık alanında doktor yok. Yeterli doktor sayısı yok. Çayırova Belediyesi olarak orasını Fatih Devlet Hastanesi'nden geri alarak Çayırova Belediyesi Tıp Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Sağlık Bakanlığı'yla bu tıp merkezi özel bir tıp merkezi gibi sözleşme imzalayacak. Sosyal güvencesi olan yurttaşlarımızın tedavisini yaptığımız zaman Sağlık Bakanlığı'ndan ücretini alacağız. Ama bir şey yapacağız burada. Özel tıp merkezlerine gittikleri zaman bir fark ödüyorlar. Sağlık hizmetleri aldıkları zaman. Biz burada sosyal güvencesi olan Çayırovalı hemşehrilerimizden ilave bir fark ücreti almayacağız. Başka bir şey daha yapacağız. Bu toplumda yaşayan sosyal güvencesi olmayan insanlarımız yok mu? Var. İşte bu tıp merkezinde yine sosyal belediyecilik anlayışımız gereği sosyal güvencesi olmayan yurttaşlarımızın da tedavilerini yapacağız. Burada başka bir şey daha yapacağız. Çok önemli bir şey. Yerel yönetimler, belediyeler her yıl sünnet şölenleri düzenlerler. Evet. Biz Çayırova'da sünnet şöleni düzenlemeyeceğiz. Bizim için yılın 12 ayı, 365 günü sünnet şöleni gibi kabul edeceğiz. Evladını, çocuğunu sünnet ettirmek isteyen her yurttaşımız 365 gün bize başvurduğu takdirde çocuğunun sünneti bu tıp merkezimizde ücretsiz olarak yaptırılacak. Evet, süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size de. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bizlere tanıdığınız için, bizi Çayırovalı hemşehrilerimizle buluşturduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Son olarak Çayırova hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Ben onların içerisinden çıkan bir evladıyım. Çayırova'nın sorunlarını biliyorum. Çayırova'nın dertlerini biliyorum. Ve mevcut adaylar içerisinde bu konulara en vakıf, en iyi bilen, tabiri caizse Çayırova'da hangi taşın altında neyin yattığını bilen bir adayım. Doğru bir aday olduğunu söylüyorum. Beni belediye başkanı yaptıkları takdirde bilsinler ki bu açıklamış olduğum tüm projelerle yaşamın her alanında onların yanında olacağım. Onları asla mahcup etmeyeceğim. Kapım her zaman onlara açık olacak. Çağdaş bir Çayırova için birlikte ortak üreterek projelerimizi hayata geçireceğiz. Teşekkür ettik. Sevgili seyirciler, Kocaeli'nde Çayırova ilçesindeydik ve Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Sayın Selahattin Kaya'yı ağırladık. Seçim 2019 sıranın bu bölümünü burada noktalıyoruz. Yeniden sizlerle olacağız. Hoşçakalın.